Mümtazar Türkönü'ye geçeceğiz ama önce izleyicilerimize bahsettiğimiz Müsavat Dervişoğlu'nun o konuşmasının organ fırlatma ile ilgili bölümünü bir izletelim. Sonra Mümtazar Türkönü ile milliyetçiler bu olaylara ne der diye konuşmaya devam edeceğiz. Senas demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kata sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mütezarır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler. Siz bu milletin vefasını astınız. Siz bu milletin utanç duymasına sebep oldunuz. Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna al. Evet, Mümtazar Türkönü ile konuşacağız. Mümtazar merhaba. Merhaba. Sen şimdi hayatı ülkücü harekette geçmiş birisisin. Devlet Bahçeli'yi, Müsavat Dervişoğlu'nu ve diğer birçok ismi bayağı yakından tanıyan birisin, değil mi? Eksik yani şu anda tartışan, bu Öcalan meselesini tartışan bütün milliyetçi aktörleri bir şekilde tanıyan birisin. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Ne dersin? Bu kadar yani şimdi geçen hafta bir şey söyledi Devlet Bahçeli. Öcalan'a dedi ki, çağrı yaptı, dedi ki örgütünü dağıt kardeşim dedi. O bile bence çağrıyı bir çıkıştı. Çünkü Öcalan'ı bir şekilde muhatap almıştı ve nitekim Müsavat Dervişoğlu da hemen bu gaflet ve delalettir diye itiraz etmişti. Şimdi bu hafta bu salıyı beklerken dedik ki ya herhalde Bahçeli biraz trene basar, geçiştirir ya da açıklamaya çalışır. Şimdi çok daha başka bir şey yaptı. Yani çıta diye bir şey kalmadı sanki. Mürtazer ne dersin? Yani daha nereye çıkabilir bu çıta? Neden böyle? Ne yapıyor? Hiç kimsenin ulaşamayacağı, aşamayacağı bir çıta koydu. Evet, bu çok doğru. Stratejik bir hamleydi bu. Yani bu tür hamleler yapıldıktan sonra bir sürü tortu çıkar ortaya, köpürür. Ortalık bayağı bir karışır. Fakat o stratejik hamle lafının üzerinde durmak lazım. Çünkü bu bir hedefe yönelik hamle. Her şeyi değiştiren, her şeyi değiştirecek olan bir hamle. Sadece Türkiye'de iç politikada değil, bölgede de bütün dengeleri değiştirmeye aday bir hamle. Ve bütün bunların hesaplandığı, Devlet Bahçeli katında bütün bunların hepsinin hesaplandığı, dikkate alındığı ve bu hamlenin ona göre yapıldığı anlaşılıyor. Yani gözlemenin, takip etmenin dışında herhangi bir bilgim yok. Sadece senin bildiklerine sahip olarak söylüyorum bunları. Şimdi yani bir şeyden başlayalım, dışarıdan başlayalım. Cumhurbaşkanı bir İsrail tehdidinden bahsetti. İsrail tehdidi demek somut olarak Kürdistan tehdidi demek. Kürdistan tehlikesi demek. Bunu telaffuz etmekten çekiniyor bizim politikacılarımız ama İsrail topuyla, tüfeğiyle, tankıyla gelip Türkiye sınırına dayanacak hali yok. Kuzeydoğu Suriye'de Rojava denilen bölgede Kürtlerin otonom bir yönetimi var. Ve şu anda bütün Kürt siyaseti bu bölgedeki varlıklarına, orada yaratılan fiili duruma, o fiili durumdan çıkan işte uluslararası kamuoyuna da benimsetilen sonuçlarına odaklanmış vaziyette. Eğer Devlet Bahçeli'nin bu stratejik hamlesini sağda solda köpürtülen hamaseti bir kenara bırakarak anlamak istiyorsak, realist bir şekilde anlamak istiyorsak, mesele gelecek eninde sonunda Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt varlığına dayanacak. Yani şöyle bir şey söylüyorum ben Ruşen, çok açık bir şekilde söylüyorum bunu da. Bu anayasanın ilk dört maddesinin tartışılması, işte
Türkiye'de temel insan haklarına bağlı Kürtlerin ana dil hakları gibi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Türkiye'de iç hukukla ilgili bu konudaki gelişmeler, bunların hiçbirinin bir anlamı, bir önemi kalmıyor. Doğrudan doğruya somut olarak bir stratejik hedef olarak Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt varlığının üzerinden bir hamle yapılıyor. DEM muhtemelen Devlet Bahçeli'nin bu hamlesine orayı dikkate alarak cevap verecek. Peki burada sözünü kesmek istiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli sürekli gündemi Kürt meselesi bağlamında bölgesel ya da ulusal belirlemeye devam ediyor. O zaman sen onu da tanıyan birisi olarak yani böyle şaşırtıcı hamlelerin devamı gelir mi? Başka ne adım atar? Yani şimdi şöyle bir cümle kurdu biliyorsun. Eğer dedi tecrit kaldırılırsa gel burada konuş dedi, değil mi? Yani mecliste konuş dedi. Burada ne demiş oldu? Aslında tecritin kaldırılmasına yeşil ışık yaktı sanki. Öyle değil mi? Yeşil ışık yakmanın ötesinde bunun için bütün gövdesini taşın altına koyduğunu söyledi. Çok açık bir şekilde söyledi. Peki yani, bundan sonra ne diyebilir? Ne yapabilir? Bundan sonra herhangi bir şey söylemesine gerek yok. Bu söylediği şeylerin mantıki sonuçlarını Türkiye ve kendisi devşirecek. Yani hepimiz onu toplayacağız. Yani bakın, bu gerçekten stratejik bir hamle. İşte Cumhurbaşkanı'nın o ilk laflarından sonra Devlet Bey'in gidip DEM Grup Başkan Vekillerinin ellerini sıkmasından sonra AK Parti cenahından iki adım ileri bir adım geri hamleler geldi. Numan Kurtulmuş işte devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü meselesine, anayasanın ilk üç maddesine gündeme taşıdı. Efkanal'a çıktı, sade suya tirit bir açıklama yaptı, yorumlarda bulundu. Ama Devlet Bahçeli bodoslama tam olarak şeye girdi. Yani her yeri darmadağın etti. Buradan tabii herkesin ilk anda ilk dikkate aldığı şey İmralı'da Apo'nun dışarı çıkması, çıkmaması. Ben bunun elde edilecek sonuca ulaşmayı mümkün kılacak veya kılmayacak sadece bir araç olduğunu düşünüyorum. Yani bölge politikasını dikkate almadan, İsrail-Gazze meselesini dikkate almadan, İran'ın bölge denkleminde sıfırlanmasını, devre dışı kalmasını dikkate almadan bu hamlenin gerçek hedefinin, stratejik hedefinin anlaşılabilir olmayacağını düşünüyorum. Peki bunun tabii ki bölgesel yönü tamam ama içeride çok büyük yankıları var. Örneğin işte gördük. Müsavat Dervişoğlu urgan fırlatıyor. Ümit Özdağ bir şeyler söylüyor. Ümit Özdağ ilginç bir şekilde MHP'den çok CHP'ye hedef aldı fark ettiysen. Onu zaten Bahçeli eleştirme konusunda bir şeyi var, tutumluluğu var. Çok ilginç bir şey ama mesela Destici, Cumhur İttifakı ortağı olmasına rağmen Mustafa Destici, o da sert çıktı. Muhtemelen Yavuz Ağaralioğlu bugünlerde parti kurması bekleniyor. O da herhalde bu konuyu gündemine taşıyacak. Bu şimdi şöyle bir hava var. Bugün Müsavat Dervişoğlu'nu izleyince biraz önce tekrar izledik. Hani Müsavat Dervişoğlu çok büyük bir fırsat yakaladığını düşünüyor anladığım kadarıyla. Yani milliyetçi tabandan, ülkücü tabandan ya da genel anlamda, popülist anlamda milliyetçi kesimden kendilerine yöneliş olacağını ve MHP'den de kopuş olacağını düşünüyor. Bu kadar basit bir denklem mi? Bu kadar basit bir denklem değil elbette. Yani hamasetin işe yarayacağı, hamasetin sonuç vereceği alanlar var elbette siyasi rekabette. Hatırlarsan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde %27'ye yakın bir milliyetçi oy, farklı partilerin aldığı oyun toplamı neredeyse %27'yi buluyordu. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yani bunun %10'u MHP'de, bir kısmı İYİ Parti'de, Ümit Özdağ'ın partisinde var bir miktar, Büyük Birlik Partisi'nde vardı bir miktar. Elbette bu tür tartışmalar rekabet konusu olacak.
Fakat benim altını çizmek istediğim şey şu. Yani duygulara hitap eden, gelip geçici duygulara hitap eden, 3 gün sonra, 4 gün sonra unutulacak duygulara hitap eden hamaset, Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı gibi tam anlamıyla hamaseti oynuyor. Bunun kazancı, kaybı ne olur bilemiyorum. Fakat ben şeyi hatırlıyorum, 90'lı yılların başında ülkücüler arasında bile ver kurtul, vur kurtul tartışması yaşanırken ver kurtulcular vardı. Yani Türkiye'de terör sorununun, PKK sorununun geldiği nokta itibariyle, geçmişte geldiği nokta itibariyle, geçirdiği evreler itibariyle bu tür hamaseti kaldırmayacak bir ciddiyeti ve ağırlığı var. Ben bunu dikkate alarak söylüyorum. MHP'nin oy tabanı, MHP'nin ülkücü tabanı diğer partilere göre daha istikrarlı. Seçimlerde bu görünüyor, ortaya çıkıyor. Bir zamana ihtiyaç var elbette. Herkes buna oturacak, tartışacak, bunun üzerine fikir yürütecek. Fakat ülkücülüğün temel düsturlarından biridir. Yani şu soruyu soracak ülkücüler, MHP tabanı da, diğer ülkücüler de, farklı partilere yönelen ülkücüler de şu soruyu soracaklar. Devlet Bey'in bu çıkışıyla muradı neydi? Neyi amaçladı? Ya da şunu da diyeceklerdir belki. Devlet Bey bunu yapıyorsa vardır bir bildiği. İşte muradı nedir sorusunu sorarken bazıları diyecek ki yani bir devlet aklı var. Bizim ciddi bir devlet geleneğimiz var. Bu geleneğin geçmişinde bu tür krizlerde, bu tür sorunlarda bulunan ve uygulanan çözüm yöntemleri var falan filan diyecekler. Bol miktarda tartışacaklar. Fakat yani ben bu kadar ortalığı alt üst edecek bütün taşları, iç siyasetteki bütün taşları, siyasi rekabetin kimyasını, dengesini, denklemini değiştirecek bir hamlenin ilk etapta hemen dikkate alınması gereken sonuçlarından birinin o partiye oy verenler acaba ne düşünecek sorusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun için zaman var. Peki yani, o zaman şunu sorayım. Peki hangi sonuçları doğurur? Yani Bahçeli gerçekten çok çarpıcı bir çıkış yaptı. Şimdi sözler var ortada ama pratikte bir şey yok. Öcalan hala tecritte vesaire. DEM Parti ne yapacağını şaşırmış durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama bir şeylerin de hızlı bir şekilde gelişmesi bekleniyor bir yandan. Ne gibi sonuçlar bekliyorsun? Ne olabilir? Şimdi farklı aktörler var. Herkesin de kendine göre hesabı var. Yani görünen, pazarlık konusu yapılıyor görünen, İmralı'da Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması, şartlı salıverilmesi gibi gelişmeler bekleniyor. Bu DEM politikacılarını çok yakından ilgilendiriyor. Fakat PKK'nın merkez heyetinin, ben Suriye'yi dikkate alarak, Suriye'deki Kuzeydoğu, Suriye'deki Rojava bölgesindeki kendi varlıklarını dikkate alarak Devlet Bahçeli'nin bu hamlesine karşılık vereceklerini düşünüyorum. Yani denklemin en sonunda ortaya çıkacak, yekünü tayin edecek olan PKK'nın kararı muhtemelen, kuvvetle muhtemelen Suriye'deki gelişmelere bağlı olacak. Şimdi bu çok önemli. Yani yine tabii nasıl bir karşılık görecek sorusunun peşindesin sen. Bu çok önemli. Bunların hepsi konuşulacak, tartışılacak. İşte biraz sis dağıldığı zaman, ortalık biraz durulduğu zaman, bugün Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı türden hamaset yerine işte bölgedeki denklem nasıl değişecek, dengeler nasıl değişecek, Amerika Devlet Bahçeli'nin bu hamlesi karşısında kendi oyun planını nasıl gözden geçirecek, neleri değiştirecek, burada ciddi bir şey var, oyun teorisi var belli. Kuvvetle muhtemel ki devlet içinde de, diplomaside, uluslararası ilişkilerde, devletin istihbarat örgütlerinde, askerlerin güvenlik stratejilerinde dikkate alınan bir mesele. Amerika'nın İsrail'in güvenliğini sağlamak için
elinin altında tuttuğu bir Kürt kartı var. Devlet Bahçeli'nin bu hamlesi Amerika'nın elinde tuttuğu bu Kürt kartını boşa çıkardı. Bu çok önemli bir gelişme. Yani bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu, bunun politikayı takip edenler, işte Gazze'yi, bölgedeki gelişmeleri takip edenler açısından anlaşılır bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun tartışılması lazım. Yani bu demokratik siyaset içinde olup biten bir şey. Bir siyasi parti lideri, Türkiye'de milliyetçiliği neredeyse tekelini almış bir siyasi parti lideri, milliyetçilerin hiçbir zaman aklının ucundan geçmeyecek bir şeyi söylüyor. Neye dayanarak söylüyor? Buradaki referans da Türk devlet geleneği, Türk milliyetçiliğinin her zaman parti çıkarlarından, bireysel çıkarlardan üstün tuttukları devletin bekası meselesi. Bu perspektifin yerleşeceği bir tartışma ortamına hızla evrilir bunu. Sonuçta Devlet Bahçeli'nin öne sürdüğü çok sağlam bir şart var. PKK'nın tasfiyesi şartı var. PKK'nın şeklen tasfiyesi gibi kamuoyunu da tatmin edecek bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Çünkü PKK'nın tasfiyesi, yani PKK'nın öyle bir sorunu yok. Bir örgütü ismen tasfiye edip başka bir canlı, diri bir örgütlenmeye gidebilir. O konuda sıkıntıları da yok. Bugüne kadar hiç olmadı. Fakat bu kamuoyunu da bir şekilde ikna edebilir, teskin edebilir. Ama ben öncelikle meselenin, bugüne kadar ben de konuştuğum ülkücülerle beni arayanlar, soranlar oluyor. Hatta bu işi bana bağlayanlar oluyor. Bu şey. Yani, sen mi yönlendirmişsin Devlet Bey'i? Hayır, benim hiç irtibatım yok, ilişkim yok Devlet Bey'le. Yani öyle bir mesafemiz yok, yakınlığımız yok. Fakat bir zamanlar biliyorsun Apo'yu paşa yapalım diye bir laf etmiştim. Yani bu Apo'yu paşa yapmanın çok ötesinde Devlet Bey'in söylediği, yani oturup mecliste demin lideri olarak konuşması gibi bir ütopya, adeta bir ütopya, böyle pembe bir ütopyadan bahsediyor Kürtler için. Fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda ne kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dair bir algıya bağlı her şeyin yerli yerine oturması. Öcalan'ın tecriti, işte ceza şeyden çıkması, şartlı salıverilmesi, ne bileyim o Umut Hakkı denilen hakkın tanınması, bu tür gelişmeler uzun tartışmalardan sonra yaşanabilir. Ama PKK'nın silah bırakması şartı Devlet Bahçeli'nin, bu çok önemli bir şart. Bu gerçekleşirse ancak zaten ötekileri olur şeklinde bir algıyla yerleştirdi muhataplarını. Herkes sanıyorum meseleyi bu şekilde takip etti. Neticede PKK'nın silah bırakma ihtimalinin olduğu bir yoldayız. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum Ruşen. Yani uzun zamandır Türkiye'de terör sıkıntısı yok, terör olayları yok. PKK tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bütün enerjisini, bütün dikkatini Suriye'deki kendi otonom bölgesine vermiş vaziyette. Kuzey Irak'ta geriledi. Türkiye'de ciddi tartışmalar var, kutuplaşmalar var falan filan. Böyle bir hengamede, yani PKK'nın ciddi manada dişlerini, tırnaklarını gösteremediği bir evrede Devlet Bahçeli'nin böyle bir öneride bulunması, yani Türk Devleti'nin elinin güçlü olduğu bir evrede böyle bir gündem oluşturması sanıyorum daha da anlaşılır, daha da tölere edilebilir bir durum olarak görülecek. Şimdi bu yaptığın yorumları bir şekilde MHP'den tanıdıklarım aracılığıyla Devlet Bey'e ulaştırmasını isteyeceğim. Çünkü o genellikle televizyon seyrediyor biliyorsun, YouTube'dan pek izlemiyor ama herhalde onun önem vereceği değerlendirmeler olacaktır. Şey söyleyeceğim, bu işi bitirirken seninle geçen yaptığımız yayın bayağı bir ilgi uyandırdı biliyorsun. Bu kadarını bekliyor muydun? Çok emin değilim. Ben de çok, yani ben çok beklemiyordum açıkçası. Yani tabii ki bir ilgi olacağını biliyordum da. Bir de tabii şöyle bir şey oldu biliyorsun. Herkes hoşuna giden bölümü aldı. Böyle hem nalına hem mığına vurulduğu zaman böyle oluyor. Yani
bir takım şeyleri beğenip bir takım şeyleri görmezden gelme ama çok çok iyi oldu. İyi ki yapmışız bu yayını. Değil mi? Yani benim kanaatim de şu, senin için söylüyorum bunu. Düşmana olmayanı adam yerine koymazlar bizde. Maşallah epeyce bir eleştiren, hakaret eden, küfreden çıktı ortaya. Demek ki iyi yerde duruyoruz. Evet, Müftazer çok sağ ol değerlendirmelerin için. Bu süreç sürecek, senle de arada sırada böyle tartışmaya devam edelim, tamam? Memnuniyetle, kolay çok gelsin. Çok sağ ol, kolay gelsin.